Langıdı lang lang senin şarkıdır. Evet, her sabah, şey, her sabah Tayyar o şarkıyla uyanıyor. Çok uyandırmasını. Kütahya şarkısıdır. Dur. Tayyar uyandırmasını öyle kuruyor. Langıdı lang lang lang. Langıdı lang lang diyor. Tayyar yataktan kalkıyor. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında bu şarkıdan dolayı bir yani şu kadar tatlı şarkıdan bile kriz niye çıkartırsınız arkadaşlar? Bir izleyelim, ondan sonra konuşalım. Tayyar söyleyecek şarkıyı. Ya. Başa evet. Soranlar oluyor aralarda. Ha bunun şey mi? Caps mi? Caps'i mi var? Pekala. Şimdi uzun süredir birlikte program yapıyorlar Elif Buse Doğan ve müzisyen Serkan Çağrı. Bu noktada Langılı Lang Lang sözleriyle meşhur olan Samsak Döveci şarkısı nedeniyle araları açıldı. Peki ama neden? Kütahya Tavşanlı yöresine ait bu anonim türkü yıllar sonra Çağrı'nın klarnet çalıp Doğan'ın da yorumlamasıyla yeniden popüler oluyor ve kısa sürede de dinlenme rekorları kırıyor. Diyorum ya Tayyar onsuz yapamıyor. Bence siz de seviyorsunuzdur. Sevenler varsa yazsın Allah aşkına. 29 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde türküyü tek başına okuyup tekli olarak da piyasaya sürmüş. Bu duruma sinirleniyor Serkan Çağrı. Şarkıyı ekibiyle birlikte yeniden hazırlıyor ve başka bir solisti okutup dijital platformlarda yayınlıyor. Ve Çağrı diyor ki Buse grup olarak yaptığımız parçayı kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı. Bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranış hiç beklemezdim. Yakıştıramadım diyor. Karşı tarafsa Buse ise bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile televizyon programımız devam ediyor. Başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz diye konuşmuş. Şimdi şarkı olarak düşünmeyelim. Diyelim ki ortak ürettiğimiz bir şey var. Ya da ortak bu ürettiğimiz dersek çok hata etmiş oluruz. Aslında var olan bir eserden bahsediyoruz. Velev ki tutun ki birlikte çalışıyoruz Tayyar ya da Pınar, Hülya. Evet. Bir şey ortaya çıkartıyoruz ya da uyuyan yılanı uyandırıp yeniden patlatıyoruz. Evet. Ardından dördümüzden biri münferit hareket ederek bunu kendine mal ediyor. Çirkin be. Etik değil. Değil mi? Evet. Hiç etik değil. Yanlış bakıyorsunuz işe. Niye? Ha bak kılçık başladı. Hayda. Masada bir muhalefet lazım. Serkan'ı bağlayacağım yayına da öncesinde bir şey yapıyorum. Fitne tohumlarını serpiyorsun şu an. Hayır ikisine de müsaade. Aha bomba istediniz geliyor bomba. Şimdi hadi. Arkadaşlar. Ha, bomba geliyor birazdan. Türkü birazdan. Kütahya yöresine ait bir türkü. Sorsan TRT arşivinde var. Türk halk müziği sanatçılarının birçoğu da bu türküleri bilirler. Peki. Ama şimdi iki müzisyen var sahnede ama müzisyenlerden bir tanesi enstrümanist. Yorumcu değil. Şarkı okumuyor. Türküleri okumak yani o programın içindeki okunacak repertuarı solist kendi yapıyor. Evet. Bunları okuyacağım diye. Elif Buse Doğan ve Serkan bu şarkıyı yapıyorlar. Tamam. Bu şarkıya ait... Aranje değil mi bu yeniden? Bir aranje. Yani onlar tekrardan şarkı bu şeyde patladı. TikTok'ta patladı şarkı. Onlar programlarına getirdiler bu şarkıyı. Bu şarkıyla çok özür dilerim. Serkan arıyor. Serkancığım kolay gelsin. Abi ne haber? İyiyim canım. Senden ne haber? Masadaki mikrofon kafi. Senden mesaj geldi. Erol Köse'nin yaptığı bir yorum vardı. Onu izliyorduk arkadaşlar. Şimdi ben de diyor satarlar diyor adamı. Bana şöyle geldi. Şimdi ben de canlı yayındayım ve dedim ki Serkan kardeşim ve Elif'e de bir soralım. Hani yanlış bir yorumda bulunmayalım. Çünkü onlar birlikte hem sahne alıyorlar. Bir de Elif'in bugünkü paylaştıklarına bakarsam siz aslında bu şarkıyı dijitalde çıkartmışsınız. Sonra ne oldu da benim en çok seyrettiğim ve en çok izlediğim ikili bir türküden dolayı böyle birbirine düştü. Bu abi kardeşin arasına niye girdi bu türkü? Vallahi abi yani şimdi ben tabii bu konuyla alakalı olarak pek bir şey açıklama yapmamıştım dün yani birkaç gün evveline kadar. Tabii gazeteci arkadaşlarımız kendisiyle bir röportaj yaptıktan sonra ismim geçince bana da bir söz hakkı tanımışlar. Dolayısıyla ben o söz hakkının doğduğu yerde gerçekçi bir adam olduğumu bilirsin. Her zaman doğruları da söylediğimi bilirsin. O yüzden de şey yapmadan doğrudan bu işi hiç öyle mi oldu böyle mi oldu demeden buradaki asıl yapılması gereken neydi ne oldu konusunda ben de küçük bir açıklamada bulundum. Tabi buradan anlaşıldı ki burada bir gerçekten bir sorun var ve üzerine birçok insan haber yapmaya başladı. Şimdi sen her ikimizi de çok iyi tanıyorsun. Geçmişten beri bir hukukumuz var zaten. Hani babadan gelme seninle daha uzun zamana yayılan bir dostluğumuz var. Bu arada seyircimize de hemen hatırlatayım. Benim klarnet hocam ve klarnete aşık olmamın sebebi Serkan'ın rahmetli babacığıdır. Benim ilk hocamdı. Allah rahmet eylesin. Klarnet üflemeyi İlk ben Serkan'ın babacığından öğrendim. Böyle de bir birbirimize geçen yönümüz de var bizim. Şimdi abi yani konu şöyle. Bu parçayı biz Grup Reçin'le uzun zaman önce yaptık. Yaklaşık herhalde bir 5 yıl önce yapmıştık biz parçayı. Benim bu Nefesten Sese programımı biliyorsunuz, TRT Müzik'te yaptım. Şimdi orada çok çeşitli partnerlerim oldu. Yani Zara'yla da bir dönem program yaptık. Daha öncesi de var. Ama son dönemde işte Elif'in türkülere sahip çıkan genç bir yetenek olmasından dolayı kendisinin desteklenmesi ve yanında olunması gerektiğini ve ben biliyorsunuz türkülerimize ve milli kültürümüzün bütün öğelerine çok fazla şeyimdir, yani yakınlık duyan, korunması gerektiğine inanan bir kişi. Bu da, bu düşüncelerden dolayı da Elif'le program yapmaya başladık. Kendisini her zaman desteklemişimdir. Abi kardeş ilişkimizin de boyutundan bahsettim. Yani 7-24 aynı evde yemek yedik, evimizde ağladık, güldük hep beraber. Yani biz onu kardeşimiz ve yani kızımız neredeyse gibi gördük ve her şeyimizi paylaştık. Bu şarkılar, türküler meselesinde de TRT'deki yaptığım repertuarı çok büyük bir titizlikle hazırlıyorum. Ama Grup Reçin'le bizim o yaptığımız türküler çok güzel türküler olmasına rağmen değerini zamanında bulamadığını düşündüğüm bütün repertuarı bugünkü yapmış olduğum TRT'deki Nefesten Sese programına taşıdım. Bu türküyü de seçerken aslında tesadüf yok ortada. Bu şarkı, yani bu türkü bizim çok hoşumuza gitti. Zamanında yaptık ama yerini bulamadı. Sözleri de ilginç, çocuklar tarafından çok seviliyor diye. Ben bunu repertuara aldım. Tamam. Düzenledik, çaldık. Arkadaşlarımız, Nefesten Ses Orkestramız, benim yıllardır ekibim olan 20 yıllık ekibimle beraber güzelce yorumladık. Sonrasında da Elif'le şöyle bir konuşmamız var. Ya abi biz beraber hiçbir şey yapmadık. TRT programı dışında. Tamam, 2 tane eser yapalım. Bu 2 tane esere de klip çekelim. Böyle bir konuşma yaptık. Hangileri olsun dedik. İşte bir tanesi dinlemekte olduğunuz Samsak Döveci. Diğeri de Ziller ve İpler, bilirsiniz Selda Havaycan'ın. Bu ikisini beraber tekrardan düzenleyip klip çekerek yapalım diye birbirimize verilmiş bir abi kardeş sözümüz var. Hatta biz Ziller ve İpler şarkısının telifini ödemesini yaptık, hazır. Elimizde bulunan halde şu anda. Yani o konuşmamıza... Bu aranızdaki yaşanan gerginlik programa yansır mı? Abi programa yansımasına zaten şimdi geleceğim ben. Orayı müsaadenizle anlatayım. Tabii ki. Bu konuşmaların hemen ardından sonra ben doğum günü olduğu işte zamanda sabah aradım. Doğum günün kutlu olsun dedim. Aa sağ ol abi, teşekkür ederim dedi. Ondan sonra dedim ki Elif, bu bizim belirlediğimiz Samsak Döveci türküsü sosyal medyada da yer bulmaya başladı. Millet bizden önce davranmaya başladı. Televizyon kaydı yürüyor şu anda. Yani biz bunu bir an evvel yapalım. Bunları hayata sokalım dediğim anda şok edici bir şey duydum karşımda. Cevap duydum. Abi ben onu yaptım, bitti bile, sola çıkıyorum. Aa, böyle kaldım. Dedim ki kardeşim, yani ne demek şimdi bu? Biz seninle konuşmadık mı? Bunları beraber yapıp, ben getirdim bunları, düzenledik, bu şekilde ortaya koyduk, beraber yapıp çıkacaktık. Nasıl yani? Anlayamadım. Şaka gibi. Ve ardından böyle deyince tabii benim bütün tadım kaçtı. Böyle bir hamle beklemiyorum. Çünkü vicdanen verilen emekler karşısında hiç beklemedim bir hareket. Hani herhangi bir X bir sanatçı olarak görmediğim bir kişi. Kardeşim dedim, evimizde sürekli aynı birlikte olduğumuz bir insan. Var. Tabii ben ona abilik ettim yani bunca zamandır. Yaşım itibariyle de tecrübelerimi, deneyimlerimi hep kendisine aktarıyorum. Devamlı yani yanında ona bir şeyler müzikal olarak da, yaşamsal olarak da bir şeyler katmaya çalıştık. Uzun zamandır emek verdik. Yani böyle bir abi kardeşlik dostluğunun arasına böyle bir söylem girince, böyle bir tepki girince bir anda ben şok oldum. Ve bu şok olmanın ötesinde dedim ki yani bu bir fırsatçılık oluyor dedim, yani bu yapılan. Böyle bu şekilde karşıma çıkmadı. Yani ben sormasam bunu sürpriz bir şekilde öğrenmiş olacağım bir de. Öyle de bir şey var. Arkasından dedim ki yani sana hiç yakıştıramadım dedim ben bu konu bu şekilde düşünmek. Dön profesyonellik dediği nokta zaten aslında daha da can sıkıcı. Yani profesyonellikle ilgili olan kısım başka bir şey. Yani profesyonelliği 46 yaşına gelmiş, bunca zamandır müzikal çalışmalarda görmediği kalmamış bir tecrübeli bir müzik adamına böyle bir şeyi profesyonellik olarak atletmesi zaten daha da şey yapıcı, üzücü bir şey. Ben sen kardeşimsin, ben senin profesyonellik şartlarına bakar olsaydım zaten TRT'deki programda daha başka tercihlerim olurdu. 0 kilometreden başlamazdım. Ardından sonra üzücü oldu tabii. Bir konuşma daha yaptık bunun ardından. Çünkü alınmış bir işimiz vardı. Kayseri'ye gittik. Orada kendisini kardeşiyle beraber davet ettim. Oturup konuştuk. Dedim ki bakın ya bu yapılan doğru değil. Doğru bir gidişat değil. Parça da önemli değil. Ama biz bir emek verdik. Beraber yedik içtik. Bir abi kardeş ilişkimiz var. Yani bu şekilde... Serkan, geldiğimiz noktada neredeyiz? Yani Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın ikilisi bundan sonra bu şarkı sebebiyle olmayacak mı? Yani abi şimdi yapılan hamle karşısında... Böyle bir karar aldınız mı? Yoksa şimdi sürüncemede daha bu kadar nihai sonuca gelmediniz mi? Şimdi zaten bakın şöyle bir açıklama var ortada. Biz her zaman bir arada bulunabiliriz. Programımız devam ediyor gibi bir açıklama duyuyorum. Bizim programımız stop çekilmiş programdır. TRT'de yayınlanan. O eski program yani. Yeni programları çekecek misiniz peki sevgili Serkan Çağrı, Gökay Kalaycıoğlu ben? Abi bu programın şu anda devam eden programın stoplarını gördüğümüz için yani bunun bu şekilde kendisi tarafından söylenmesi de doğru değil. Biz devam etmiyoruz birlikte şu anda. Hayır. Ama biz sen de bu kararı aldın. Peki Nefesten Sese devam edecek mi Serkan Çağrı'yla ya da yanına bir başka programımız zaten abi ben 15 yıldır program yapıyorum. Devam eden bir program. Çeşitli partnerleri olan bir program bu. Sadece şimdi devam edip etmemesi değil ki. Geçmişten beri bu program Nefesten Sese ismiyle devam ediyor. Devam. Sevgili Serkan, doğru mu anlıyorum? Şimdi sen bu eseri nasıl ki bir başkasına seslendirerek piyasaya karşı hamle olarak çıkardın. Programın da farklı bir partnerle 15 yıldır olduğu gibi devam edecek. Doğru muyuz? Bu program zaten her daim yeni nefes ve yeni bir ses olarak devam ediyor. Yani programda böyle... Devam edecek ama stoklar devam ettiği için yeni 4 bölüm sonra, hayır 4 bölüm sonra zaten program bitiyor. Yeni bölümler başlıyor ama yani burada birliktelik yani bir şey imajı çizilmesin. Evet. Peki Serkan'cığım çok teşekkür ediyorum bağlantı için. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. Serkan'cığım Hülya Uğur. Serkan'cığım Hülya Uğur. Duyuyor musun? Tabii ki. Şimdi ben duyuyor tabii ki Serkan sizin canlı yayında olduğunuzu da bu arada bilmiyordum. Tesadüf öğrendim. Böyle bir açıklamada da bulundum ama zaten ben her zaman bilirsiniz ki doğru olan bir şey neyse doğrusunu söylerim. Tereddütsüz aradım seni. Şöyle bir şey var. Bakın burada mağduriyet, türküyle alakalı ya da o yaptı ben yaptım falan konusu yok. Çünkü yapılan haberlerde birçok haberde böyle bir yanlış algı var. Yanlış yansıtılma var. Burada türkü paylaşılamadı. İkilinin arası bir türkü yüzünden bozuldu diye bir başlıklar silsilesi devam ediyor ama konunun özeti ahde vefadır. Kardeşlikten beklenmeyecek bir hamle gelmiştir. Bununla ilgilidir. Yoksa benim Samsak Döveci ile ilgili bilmem ne türküsüyle ilgili bir derdim yok. Müzisyenlik yaşamımı da sadece bunun üzerine korumuş. Şimdi bu türküyle de ortaya çıkmış bir kişi olmadığımı hepiniz takdir edersiniz değil mi? Yani aynen öyle. Peki Serkan'cığım çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Kolaylıklar diliyorum sana. Sağ olasın. Bu arada hoş geldin Başak. Evet, hoş geldin. Birinci ağızdan konuya ilişkin bilgiyi aldık. Zaten TRT'de yayınlanan programlar. Olması gereken bu zaten. Serkan burada çok haklı.